zaferle dönesin. Tanrı yardımcın olsun. Bugün çok hayırlı bir gün. Seninle gurur duyuyorum Başkomutan Karn. Gözler ruhun aynasıdır kraliçem. Ve senin gözlerindeki gurur değil, korku. Hayatımda bu anın gelişi kaçınılmazdı kraliçem. Ama içiniz rahat olsun. Ben Pandavalar gibi hile yapmayacağım. Verdiğim sözü mutlaka tutacağım. 5 oğlunuz vardı ve güneş battıktan sonra geriye yine 5 oğlunuz kalacak. Ya ben, ya Arjun yaşayacağım. İzninizle kraliçem. Ne oldu abi? Neden endişelisin? Bu savaş meydanının nasıl teker teker 90 kardeşimin ölümüne tanık olduğunu düşünüyordum. Beam tek başına tam 90 kardeşimin canına kıydı. Kardeşlerim benim için, benim uğruma canlarını verdiler. Onlar abilerinin hayalini gerçekleştirmek için gözlerini bile kırpmadan ölüme yürüdüler. Şimdi sadece sen ve 8 kardeşim kaldı Duşasan. Burası bundan sonra başka kimin canını alacak ha? Bunu düşünmek tüylerimi diken diken ediyor. Bir şey söyleyeyim mi Duşasan? Bundan sonra ne seni, ne de diğer kardeşlerimi kaybetmek istemiyorum. Ben artık o kadar cesur değilim. Ben de artık hiçbir kardeşimin ölümünü kaldıracak cesaret kalmadı dostum. Ama kardeşinde o cesaret var. Bende abimin hayalini gerçekleştirmek için hayatımı feda edecek cesaret var. Sana canımı seve seve veririm ve senin için bunu yapabilmek beni çok mutlu eder. Çünkü annemle babamı hiç tanımadım ben. Ve benim için sen hem babam hem de annemsin. Hayır. Hayır Duşasan.
Ben bu saygıya layık değilim. Ben kendimden utanıyorum. Ama ben utanmıyorum. Emirlerini yerine getirmek ve seni mutlu etmek için ne yaptıysam gurur duyuyorum abi. Senin uğradığın hakaretin intikamını almak için durup hadi çırılçıplak soydum ve bundan hiç pişmanlık duymuyorum. Ve senin mutluluğun için ne gerekirse yine yaparım abi. Gerekirse daha da acımasızca yaparım. Sadece bir kere değil, defalarca. Abim uğruna ölmek ve öldürmek benim için büyük bir gururdur. Vasudev, sen hala burada mısın? Bize doğru yaklaşmakta olan ana tanık olmak istiyorum dostum. Ne anı Vasudev? Bu büyük savaşın başlangıcından yıllar yıllar önce birkaç tane söz verildi. Birkaç tane yemin edildi. Saçlar açıldı dostum. Ve içlerine birkaç tane ümit sıkıştırıldı. Ve şimdi bu sözleri gerçekleştirmenin, bununla birlikte edilen bütün yeminlerin, açılan saçları yeniden bağlamanın zamanı geldi dostum. Hazır ol sevgili dostum. Şu kafandaki taç bir hizmetçiye hiç yakışmıyor. Ben ne senin gelinin ne de oğullarının karısıyım. Sana yemin ediyorum durup hadi. Gelecek savaşta ben savaşçı biriyim. O Duşasan'ı paramparça edeceğim. Ve onun kanıyla senin saçlarını yıkayacağım. Ben hazırım Vasudev. Ve saçlarım da kanla yıkanmak için hazır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.